Merhaba Berenes, bugün PowerKit V90 isimli katlanır bir retro el konsolu inceleyeceğiz. Bu konsol Nintendo'nun Game Boy Advance SP modeline çok benziyor. 3 inçlik bir ekranı ve katlanır yapısıyla birlikte yanında taşımak için oldukça pratik bir model. Yine kanalımda pek çok fazla retro oyun el konsolu inceledim. Onların oynatma listesinde hem açıklamalar kısmını hem de yukarıdakiyi ekliyorum. Bu video bitiminde mutlaka onlara da bir göz atın. Yine burada gördüğünüz 30 küsür yıllık bir retro Atari'yi de bir restorasyon işlemine sokmuştuk. O videoya da göz atabilirsiniz o oynatma listesinden. Ürünün güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Konsol böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden konsolun kendisi, kullanım kılavuzu ve kalın bir Type-C şarj kablosu geliyor. Renk seçeneği açısından sarı rengi de mevcut. Tasarımına şöyle yakından baktığımız zaman görebildiğiniz gibi PowerKit ismi burada yazıyor. Şöyle yan kısmında açma kapama butonu, içerisinde 16 GB'lık dahili depolama ile birlikte geliyor. Yine bu SD kartı değiştirebiliyorsunuz. Şöyle arka kısmında R1, L1 kısım tuşları mevcut. Bunlara basmak biraz zor olabiliyor. Yine şurada bir adet ses tekerleği bulunuyor. Ses seviyesini buradan arttırıp azaltabiliyorsunuz. Alt kısmında Type-C şarj girişi ve burada da 3.5 mm'lik kulaklık çıkışı mevcut. Alt kısmına baktığımız zaman bu kapaklı yerin altında Nokia telefonlardan bildiğimiz bir batarya mevcut. Batarya çıkabiliyor. Şöyle kapağı açtığımız zaman 3 inçlik IPS bir ekran karşılıyor bizi. Şuradan konsolu açalım. Buradaki tuşlar genel tasarım açısından videonun başında söylediğim gibi Game Boy Advance'in SP modeline çok benziyor. Onda 2 adet tuş vardı. Bunda 4 adet tuş konumlandırılmış. Konsolu açtığımız zaman böyle bir ekran karşılıyor bizi. Burada gördüğünüz gibi Game Boy Color, Game Boy Advance, işte MAME, Arcade, Neo Geo, PlayStation 1 dahil tüm emülatörler mevcut. Şu kısımlardan menüler arasında geçiş yapıyoruz. Ekranı IPS ancak böyle hafif yanlardan baktığınız zaman bir miktar netlik kaybı olabiliyor. Yani böyle tam karşıdan bakmak daha performanslı oluyor. Yine şu kısımlarda 1 ve 1 watt olmak üzere 2 adet hoparlör konumlandırılmış. Tuşların basım hissiyatı fiyatına göre gayet başarılı. Bazen şu A tuşu şöyle bir kere bende bir takılı kaldı. Genel olarak tuşları tok. Yani küçük yapıda olduğu için eğer elleriniz büyükse oynarken bir miktar zorluk çekebilirsiniz. Oyunlardan çıkmak için şuna basıyoruz ve şuradan şu şekilde oyunlardan çıkıyoruz. Genel malzeme kalitesi fiyat bandına göre başarılı denebilir. Kısaca bir teknik özelliklerine de baktığımız zaman 320x240'lık bir ekranı mevcut. İşlemci olarak da ARM'ın 9 serisi kullanılmış. Yani çok üst seviye değil, ortalama seviyede denebilir. İçerisindeki pilin kapasitesi 1020 mAh. Yaklaşık olarak da 4 saat boyunca kullanım imkanı vaat ediyor. 2,5 saatte tam şarjına alışıyor. Bu pili yedeğine alarak da kullanım sürenizi arttırabilirsiniz. Çok bol miktarda bulunan bir pil ve pilin de kolay bir şekilde çıkartıp değiştirilebilmesi de bence avantajlı bir durum olmuş. Yani Game Boy'un orijinal modelinde bu kısımda oyun kartuşları bulunuyordu. Bunu da buraya bu şekilde pili koymuşlar. Bu arada bu konsolun içerisine farklı yazılımlarda yüklenebiliyor. Yani içerisindeki yazılımı değiştirerek kendinize göre upgrade edebilirsiniz. Daha fazla oyun yükleyebilir veya oyunlardaki performansını biraz daha arttırabilirsiniz. Şöyle menülerine de biraz daha yakından bakalım. Şurada bir not uygulaması mevcut. Yine burada müzik çalar, video oynatıcı. Ya bunları çok kullanmazsınız ancak böyle eklemişler içerisine. Yine burada bir dosya gezgini bulunuyor. Asıl bizim işimiz tam olarak bu kısımda. Burayı ben kendim açtım. İçerisindeki hafıza kartında olan bazı oyunları buraya eklemişler. Yine bu kısımdan da konsolun ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Türkçe dil desteği mevcut ancak çoğu yer İngilizce kalmış görebildiğiniz gibi. Şöyle güzel bir özellik mevcut. Konsolun ekran parlaklığını select butonuna basarak bu kısımları sağ ve sol arttırıp azaltabiliyorsunuz. Böyle bir pratik özellik mevcut. İçerisinde PlayStation 1 oyunları da bulunuyor. Ancak PlayStation 1 oyunları çok performanslı bir şekilde çalışmıyor. Böyle hafif bazen takılmalar olabiliyor. Bu arada 2 kişilik desteği mevcut değil. Yani 2 kişi oynanmıyor. Ve televizyona da bağlayamıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi şu an sesi sonda. Yani içerisindeki hoparlörler çok kaliteli değil ancak böyle işinizi görebilecek seviyede denebilir. Genel olarak 2 boyutlu oyunlarda herhangi bir takılma yok. Gayet net bir şekilde 2 boyutlu oyunları oynatabiliyor. Yani ekran küçük gibi durabilir ancak yakın oynadığınız için ekrana. Yani ekranın renkleri gayet başarılı. IPS ekran olduğu için.
Yine ekranda yüksek parlaklıklara çıkabiliyor şu an. Ben çok yüksek parlaklığı almadım. Oyundan çıkmak için bazı konsollarda bu ikisine basıyorsunuz. Bazılarında ise buna basıyorsunuz. Şöyle oyundan çıkalım. Konsolu kapatmak istiyorsanız eğer bu kısma basarak ekranı kapatıp böyle kapatabilirsiniz. Eğer buraya basmazsanız konsolun ekranı açık bir şekilde kalıyor. Yani bu şekilde kapatsanız dahi şöyle hafif baktığınız zaman gördüğünüz gibi ekran açık. Buradan ekranı geçici konumda kapatabilirsiniz. Yine buradan da kapatabilirsiniz. Burayı basılı tutarak da buradan seçerek de kapatabilirsiniz. Evet, konsolu açtığımız zaman böyle bir ekran karşılıyor bizi. Şuradan oyunlara biraz daha hızlıca yakından bakalım. Emülatörlerde böyle yan kısımda oyunun resmi de çıkıyor. Bu güzel olmuş. Bir de bu konsolda benim eleştireceğim bir nokta açısından oyunlara favori kısmı ekleyemiyorsunuz. Ayrı bir favori listesi oluşturma olsaymış güzel olurmuş. Ancak bu sadece bu yazılımında bulunuyor. Yani bunu ekstra kendiniz yazılımını farklı bir firmware'e yüklerseniz onda dediğim durum olabilir. Yani ekran IPS olduğu için gerçekten yakından baktığınız zaman da çok net. Yani 2D oyunlarda hiçbir takılma yok. Çok net bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ben çok fazla Game Boy Advance oyunu oynamamıştım. Gerçekten çok zevkli oyunlar. Ya bu konsolun replikasının yapıldığı model Game Boy Advance modeli. Onun oyunları gerçekten çok güzel bir şekilde çalışıyor. Yine ben ekstra içerisinde Super Mario'lar yüklü değildi. Onları da şöyle bazılarını yükledim. İçerisine oyun yüklemek çok basit. Bu SD kartı çıkartıyorsunuz. Bilgisayara takıyorsunuz ve sürükle bırak yöntemiyle direkt yüklemek istediğiniz oyunun dosyasının içerisine atıyorsunuz. Oyunu aramak istiyorsanız da oyunun adı yanına ROM yazarsanız internette aradığınız oyunun dosyasını çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Gerçekten bu Mario oyunlarının dinamiği apayrı bir keyifli oluyor. Yani bunca yıl önce böyle dinamikleri bulup keşfetmek Nintendo firmasının en büyük farkı denebilir. Şu an bile keyifle oynanıyor oyunlar. Ya bu tarz oyunlar da içerisinde çok olduğu için çocuğunuza güvenle verip bence yeni nesildeki çocukların da zevkle oynayabileceği bir konsol, özellikle şu Mario oyunları. Buradan yine aynı şekilde bu emülatörde de oyunları kaydetme gibi, yine burada ayarlarını yapma gibi seçenekler sunulmuş. Yine ben çok ilgi göstermesem de burada Pokemon oyunları da bu konsol içerisinde mevcut. Burada da PlayStation 1 oyunlarını görüyorsunuz. Oyun Japonca olarak yapılmış veya Çince olarak. Ben biraz daha kasar diye tahmin ediyordum ancak bu Resident Evil 3 Nemesis gayet İyi bir şekilde oynanabiliyor. Biraz daha yüksek grafik gerektiren oyunlar, yani PlayStation 1 oyunları hafif takılıyor diye yorumlar görmüştüm internette. Seslerde bazı oyunlarda böyle bir çatallanma olabiliyor. O da şu an bana ilk defa bu oyunda denk geldi. Şimdi joystick olmadığı için bu abuket, oryu vesaire bunları çekmek zor. Ama yine oynanıyor. Bildiğimiz eski Atari oyunlarının da hepsi var içerisinde. Şöyle gördüğünüz gibi Atari oyunlarından 713 tane burada mevcut. Burada yine Metal Slug serisinin hepsi mevcut. Yine meşhur burada Snow Bros serisi de bulunuyor.
Bu Gendo elden soyun olduğu için kasmaz. Aman tabi grafikler 3 boyutlu değil. Ooo iyi combo yaptım yalnız. Yani Game Boy Advance oyunlarını çok başarılı bir şekilde çalıştırıyor konsol. Yani Nintendo, Super Nintendo SP'nin klonu olduğu için de olabilir bu. Gerçekten çok başarılı bir şekilde çalıştırıyor. Son noktaya koyduk. Yani burada en büyük eksi oyunları bulma kısmının olmaması. Yani bir oyunu aramanız gerekiyor ve oyunları favorilere ekleyemiyorsunuz. Eğer bununla alakalı bir yöntem bulabilirsiniz veya denk gelirsiniz, yorumlar kısmında belirtin lütfen. Evet, genel olarak bir toparlayacak olursak, özellikle ben bunda Game Boy Advance oyunlarını çok beğendim. Yani Mario'nun oyunlarına karşı özel bir ilginiz varsa, yine 2 boyutlu oyunları performanslı bir şekilde çalıştırabiliyor. Yani diğer konsollara kıyasla küçük yapıda olması, katlanır yapıda olması ve bataryasının da kolay bir şekilde değiştirilebilmesiyle birlikte güzel bir retro konsol olmuş. Yine bütçeler biraz daha artıyorsa eğer, burada Ambernic serisinin daha üst seviye modellerini de tercih edebilirsiniz. Hem ürünün linkini hem de alternatif olabilecek ürünlerin linkini açıklamalar kısmına ekliyorum. Siz bu model hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.